Merhabalar, ben Monsieur Şokola. Bugünkü hızlı menümüzde bir kova dolusu tavuk var. Tavukları üzerinde yazan tarife göre ısıtıp yine çok güzel bir kovaya doldurup afiyetle yiyeceğiz. Tavuklar bir yandan ısınırken çok lezzetli, uzak doğu esintili bir sos hazırlayacağım. Bunun adı sweet chili sos, yani tatlı acı bir sos. Son olarak da bombamız var. Bu sefer orijinal İzmir bombasını A101'den aldık, doğruca fırına vereceğiz. Tavukları paketin üzerinde yazan tarife göre ısıtacağımı söylemiştim. Bu paketin içinde bagetler, filatolar ve kanatlar var. Bagetler kalın olduğu için hepsinden daha uzun sürede ısınacak. O yüzden ilk önce bagetleri tepsiye koyacağım. 5 dakika ısındıktan sonra diğerlerini ekleyeceğim. Bilirsiniz, kızartmalarla acı soslar çok güzel gider. Dünyada da çeşit çeşit acı sos var. Bunlardan da en güzellerinden biri tatlı ekşi, içinde bol sarımsak barındıran sweet chili sos. Sweet chili sos hazırlamak için bu kırmızı ve acı biberlerden ihtiyacınız var. Bunları doğrayarak kullanacağız. Çok da bir şey yapmayacağız. Çekirdeklerini bile ayıklamıyoruz çünkü ekstra acılık verecek onlar. Şöyle önce bir iki parçaya bölün. Ancak uyarıyorum, bu biberlerle uğraşınca elleriniz epey acı barındırıyor. O yüzden iyice yıkayın veya eldivenle yapın. Biberleri, sarımsakları küçük küçük doğradım. Bunun üstüne ekleyeceğim şey biraz şeker. Adı üstünde tatlı acı biber sosu bu. Şeker miktarı keyfinize kalmış diyorum ama 2 kaşıktan az olmasın. Ben bugün yaklaşık 3-4 kaşık şeker koyacağım. Bunun üzerine bir miktar sirke ekliyorum. Aslında biberleri yüzdürecek kadar sıvı olması lazım içinde ama bu sıvının tamamını sirke olarak koymayın, o zaman çok ekşi oluyor. Yarı yarıya sirke ve su. Tuzunu da ekleyelim. Bir tatlı kaşığından daha fazla tuz gerekiyor bu iş için. Altını açıyorum ve yüksek ateşte kaynayana kadar ısıtıyorum. Ardından altını kısıp tıngırdamaya bırakıyorum. Tam o noktada sulandırılmış nişasta ekleyeceğim. Bu arada bagetlerin yanına diğer tavuk parçalarını da eklemeniz zamanıdır. Bagetler yeterince erken ısınmasını yaptı. Şimdi de bombalar fırına girecek. Bunları oda sıcaklığında 1 saat kadar çözdürdüm. 180 derecede 20 dakika kadar piştiklerinde tamam olacak. Pek bir şey yapmanıza gerek yok. Paketten çıkarıp fırın kabına koyacaksınız. Evet, sos yaklaşık 15 dakikadır tıngır mıngır kaynıyor. Şimdi zamanı geldi. İçine biraz nişastalı su ekleyelim. Doğrudan nişasta eklemiyoruz. Neden? Topaklanır. O yüzden şöyle bir kaşık nişasta alıyorum. Peki, birazcık daha. Bunun üzerine biraz su ekliyorum. Çok değil. 1-2 kaşık kadar yine. Bunları bir araya gelecek şekilde karıştırıyorum. Topak kalmıyor. Tam bir böyle süt gibi oluyor. Sonra böyle yavaş yavaş içine doğru akıtıyoruz. Bir yandan da karıştırmayı ihmal etmiyoruz.
karıştırarak son pişirimi yapacağız. Zaten hemen koyulaşıyor. Dilerseniz bunu blenderdan da geçirebilirsiniz. O zaman nişasta eklemenize bile gerek yok. Bu sos oldu bile. Hoppa! Evet, tavuklar da çıtır çıtır oldu fırında. Doğru sıcaklıkta, doğru sürede ısıtınca hakikaten yeni kızarmış gibi oluyorlar. Pişen tavukları kovaya geri koymadan önce benim tavsiyem içine bir tane fırın kağıdı eklemeniz. Evet, bombalar da hazır. Bombalar bomba gibi olmuş zaten. İçleri de yumuşacıktır. Biraz dinlenmesi lazım, ondan sonra yenir. Bir kova dolusu çıtır çıtır tavuk önümde. Sosum harika bir sos. Kıvamı da nefis oldu. Bakın neredeyse dökülmüyor. Bundan bir tane alıp şöyle sosuma bandırıyorum. Bakın üstünü nasıl kaplıyor hemen. Oh oh oh. Nefis. Bu sosu mutlaka sizler de deneyin. Çıtır tavukla müthiş bir uyum sağlıyor. Bir tane de bombadan tadalım. Oh, işte bu be. Sıcak olduğu için zorlanıyorum. Çok güzel. Nefis. Bu bölümü bomba gibi bitirdik. Fikirlerinizi, yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hızlı menüler her hafta yayınlanmaya devam ediyor. Bölümleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hızlı menüde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.